Büyük sorunu belli bir yaşın üzerinde zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Buna bir hazırlık evresi gerekiyor mu peki menopoza? Evet, bayanlar ergenlik çağına girdiği andan itibaren yumurtalıklarında takriben 1 milyon yumurta var. Her adet görme döneminde bu yumurtalıklar yumurtaları yavaş yavaş bırakır. Döllenmeye hazır. Her adet döneminde biraz biraz bu 1 milyon Azalıyor mu? yumurta azalarak menopoza kadar gider. Menopozdan sonra yumurta diye bir şey kalmaz. Yumurtalıklar boşalır. Hormonlar bittiği için Evet. efendim ne olur? Hormon anormallikleri, östrojen hormonu düştüğü için efendim hipofiz bezesi, hipotalamus bunların salgılamış olduğu hormonlarda dengeler bozulduğu için ne olur? Kişide ani hormon azalmaları, istenmeyen hormonların yükselmesi kişiyi bunalıma, strese sokar, gerilir, gerilir, gerilir. Öyle ki intiharı bile düşünebilir. O kadar değil hocam. Tabii, niye diyelim şimdi? Yaşadın mı ki? Biliyorsun ki konuşuyorsun. Yok, Allah yaşamadık ama hani Allah. bir sıkıntı olabiliyor. Hani Olabilir. Mesela ben Almanya'da bir aileye ziyarete gittim. Herkes hastalığını söyledi, söyledi. Yaşlı bir bayan, yaşlı değilsem 55 yaşlarında. Dedi ki benim özel bir konuşacağım. Buyurun. Bayan dedi ki rahim ve yumurtalıkları doktoru ameliyatta alınmasını istemiş. Almış. Ne olmuş? Erken menopoza girmiş yıllar önce. Girince kadıncağıza adet hormon anormallikleri menopoz nedeniyle öyle bir ateş basıyor ki kadın bunalıma giriyor. İntihara teşebbüs etmek istiyorum dedi. Yani abdestli namazlı bir kadın dahi kendine hakim olamıyor. Geriliyor. Belki de İlaç hani kişiye göre çok farklılıklar gösteriyor olabilir. ağır. Her Değil kişide mi? farklı. Doğru. Kadınların %90'ında adet kesilmesiyle menopozla birlikte birçok problem başlar. Bunların %30'u tedavi görmek zorunda. %30 ne demek? Efendim işte menopozu olan mesela 10 milyon bayan varsa 3 milyonun tedavi olması gerekir. Bir de adet düzensizlikleri de olabiliyor. Yani bu genç yaşlı fark etmiyor aslında. Hani bunları da içeriyor değil mi konumuz? Tabii. Şimdi menopozla birlikte bayağı bunalıma giren insanlar için ne var? Kadın otu veyahut da kara yılan kökü, Türkçe adı. Evet. Kara yılan kökü veya kadın otu, Latincesi Cimicufuga racamosa. Bu bitki Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde yetişir. Artık birçok ülkede özel olarak yetiştiriliyor. Kadın otunun birleşimindeki etken maddeler aynı östrojen gibi etki yapar. Kişi bunu kullandığı zaman bayanlar, menopoz yaşayan bayan, hormon anormallikleri düzeldiği için gerilim, stres, bunalım, öfke, ateş basması vesaire gibi rahatsızlıklar ortadan kalkar. Evet ve vücut dengesine Bununla kavuşuyor. kadın otuyla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Avrupa, başta Amerika ve Asya'da birçok klinik araştırması etkisi ispat edilmiştir. Belge var, bilgi var. Bununla ilgili elimizde. Daha sonra buna değinebiliriz.